Eski Mısır'da ölüm, insanın acılarına son verecek kadar insani bir araç olarak görülmüyordu. Ölümden sonraki yaşamda bile tehlike her köşede pusuya yatmıştı ve merhum, ölüm tanrısı Osiris'in ikamet ettiği görkemli diyar olan Aurya'ya ulaşmak için ruhsal engel anlamına gelen bir parkuru aşmak zorundaydı. Aurya'ya ulaşmanın en az iki yolu vardı. Biri karadan, diğeri ise denizden. Her ikisi de uygun bir şekilde iki yol kitabı olarak adlandırılan bir rehber kitabın kullanılmasını talep edecek kadar zorluydu. Eski Mısır'ın yeraltı dünyasını gösteren bu karmaşık haritanın gezegenimizin tarihindeki ilk resimli kitap olması da ayrı bir konu. Ve arkeologlar yakın zamanda 4000 yıllık bir kopyayı ortaya çıkardılar. Bu da onu tartışmasız şimdiye kadar bulunan en eski versiyon haline getiriyor. Bu kitap hangi tüyler ürpertici mesajları içeriyor? Ve içerdiği bu mesajlar Mısır bilimciler için ne anlama geliyor? Bu şok edici keşif hakkında bilinmesi gereken birçok detayı gelin birlikte ortaya koyalım. Ve bu esnada öncelikle sizler kanalımıza abone olun ve yorumlarınızla bana eşlik edin. Şimdiden herkese teşekkürler. Yakın zamanda Mısır Arkeolojisi dergisinde yayınlanan bir makalede konu hakkında yazılan bu keşif, antik edebiyat tarihini daha da ileri götürüyor. Bu aynı zamanda bu bireylerin kendi ölümlülüklerinin gizemini çözmeye çalıştıkları bağlılık ve yaratıcılık düzeyini de ortaya koyuyor. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden Rita Lucarelli adlı Mısır bilimi küratörü bir röportajda eski Mısırlıların hayatın tüm biçimlerine takıntılı olduklarını belirtti. Ölüm onlar için yeni bir hayatın başlangıcıydı. Şu anki arkeologların bildiği iki yol kitabının yalnızca 20 kadar ek kopyası var. Yani en yenisi aslında en eskisi. Colin Barras'ın Ekim ayında New Scientist için yazdığı bir makaleye göre önceki rekorun sahibini yaklaşık 40 yıl geride bırakıyor. Metin hem mezar soyguncularının hem de önceki nesil arkeologların dikkatinden büyük ölçüde kaçan bir tabutun içinde bulundu. Mısır'ın Dair al-Barş köyünde bir mezar çukurunun kazısı sırasında keşfedildi. Antik metin şu anda sahip olduğumuz ciltli kitaplar gibi tek bir cilt değildi. Daha ziyade daha büyük bir koleksiyonun parçasıydı. Bunun yerine metnin bazı kısımları lahitin iç kısmına yazılmıştır. Ve bu kısımlar resimler ve hiyerogliflerle kazınmış, çürüyen sedirden iki panel şeklinde korunmuştur. Yazıtlar iki yol kitabına doğrudan gönderme yapıyor ve mezardaki diğer nesneler, Mısır'ı M.Ö. 2010'a kadar yöneten Firavun 2. Mentuhotep'in zamanına tarihleniyor. Araştırmanın yazarı Belçika'daki Leuven Üniversitesi'nden Mısır bilimci Harco Willems bir röportajında bu tür tabut metinlerinin merhumları tanrıların dünyasına yerleştirmesi gerektiğinden bahsetti. Bu lahit Ankh adında yüksek statülü bir kadını anlatıyordu. Ancak onun son dinlenme yeri hakkındaki ölümden sonraki talimatlarda ondan O olarak bahsediliyor. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde Mısır sanatı ve mimarisi uzmanı olan Kara Kuni'ye göre yeniden doğuş, eski Mısır'da en çok erkek tanrılarla ilişkilendiriliyordu. Sonuç olarak Osiris'e daha çok benzemek için ölü kadınların O zamirini benimsemeleri gerektiğini söyledi. Ancak Ankh'ın İki Yol kitabında bazı özelleştirme ipuçları var. Şiir, yolculuğunun başlarında ateş çemberi şeklinde bir engelle karşılaşmış olabileceğini ima ediyordu. Daha sonraki yıllarda kötü ruhlarla, iblislerle ve hatta ateş gibi dünyevi tehditlerle savaşması mümkün. Bu felaketlere karşı tek savunma bizzat ölü Ankh'ın yaptığı büyülerdi. Neyse ki onunla birlikte gelen yardımcı materyal ise bu büyülerin nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı talimatlar içeriyordu. Bu kitaptaki ve buna benzer diğerlerindeki haritalar dolambaçlı çizgiler ve uğursuz figürlerden oluşan kafa karıştırıcı bir karmaşadan ibaret. Bunlar günümüzde deşifre edilmesi belki de imkansız olan sembollerden oluşuyor. Bazı uzmanlar tasvirlerin ölüm görüntülerinden ziyade yaşam görüntülerinden türetildiğine ve bunların ölen tanrıları veya ölen insanları geri getirmeyi amaçlayan ayinleri çağrıştırması gerektiğine inanıyor. Her iki durumda da metinler bu dünyada ya da başka bir dünyada yeniden doğuşu temsil ediyor. Çoğu tarihçi en eski yazı türlerinin yaklaşık 5000 yıl önce ortaya çıkmış olduğu konusunda hemfikirdir. Ve son yıllarda sayısız dikkate değer kitabın keşfi sayesinde bunlar binlerce yıl önce hayatın nasıl olacağına dair bir resim oluşturmamıza yardımcı olmuştur. Bu yazılı raporlar çok çeşitli konuları kapsıyor ama asıl merakımızı çeken anlamadıklarımız oluyor.
Mısır'da ilgi çekici bir kitabın keşfedildiği iddia edilirken, bunlar kitabın binlerce yıllık olduğunu ve çeviremedikleri bir dilde yazıldığını iddia ediyor. Birisinin çevrilebilmesi ve arka plan bilgisi sağlayabilmesi umuduyla bazı fotoğrafları sosyal medyada paylaştılar. Adamın söylediğine göre yerel bir tur rehberi kitabı Giza platosunda buldu ve kitabı tutup fotoğraflayabildi. Kendisi şu anda nerede olduğunu bilmediğini ancak büyük olasılıkla kara borsada satıldığını, bunun da bu tür keşifler yapıldığında alışılagelmiş bir durum olduğunu ifade etti. Bir kişi kitabın eski bir dilde yazılması nedeniyle okuyucunun daha yüksek bir güçle iletişim kurmasına olanak sağlayabileceğini savunuyordu. Mısır uygarlığı insanlık tarihinin en eski uygarlıklarından biridir. Eski Mısırlılar sanata, tıbba ve keşiflerin efsanevi bir şekilde belgelenmesine yaptıkları katkılarla tanınırlar. Ve bu belgeler, dahası bu anlatımlar oldukça önemlidir. Mısırlılar anatomi ve mitolojiyi sanatsal sembol ve figürlere dahil etme konusunda uzmandı. Eski Mısır'ın en bilinen mitolojilerinden biri Isis, Osiris ve Horus'tur. Isis ve Osiris masalından alınan Horus'un gözü refah ve korumanın sembolü olarak kullanıldı. Bu sembolün nöroanatomik yapı ve fonksiyon arasında dikkate değer bir ilişkisi bulunuyor. Göz 6 farklı sanatsal parçadan oluşuyor. Efsanevi bir bakış açısından gözün her kısmı ayrı bir sembol olarak kabul edilir. Ayrıca gözün bölümleri 1'e 2, 1'e 4, 1'e 8, 1'e 16 ve 1'e 32 dizisindeki kelimeleri temsil eder. Bu görüntü insan beyninin sagittal görüntüsüne yerleştirildiğinde her parçanın belirli bir insan duyusunun anatomik konumuyla ilişkili olduğu da görülüyor. Fotoğrafları sunan adam onu uzun süre tutamayacağını itiraf etti ancak antik ve gizemli olduğunu anlayabiliyordu. En az iki dili veya yazı stilini çözemediğini belirtti. Bir kaynağa göre kitap çok eski görünüyor ve eski Mısır'da çok sevdikleri Horus'un gözünün olduğu bilindiği için böyle bir kitabın var olması mantıklı görünüyor. Yani her şey gerçek gibi. Bunu koruyucu bir amblem olarak gördüler. Bu yüzden onu eski bir kitapta bulmanız mantıklı görünüyor. Eski Mısırlılar bu amblemi her şeyin üzerinde iyi şans tılsımı olarak kullanırlardı. Kitabın meşhuriyeti açısından bu tür bulgulardan kazanılacak çok para olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de bunlar kontrol edilmeyen piyasalarda satılıyorsa. Orijinal olabilir ama aynı zamanda bir rekreasyon ya da tamamen uydurma da olabilir. Ayrı bir buluntuda bir Mısır mezarının içinden Ölüler Kitabı olarak bilinen eski el yazması da ortaya çıkarıldı. Bunun çözümü ise bütün dünyayı şaşırttı. Bu arada kanalımızda Ölüler Kitabı ile ilgili ayrıntılı bir videomuz bulunuyor. Bu videoyu mutlaka izleyin. Linkini ise açıklama bölümünde göreceksiniz. Yakın zamanda Mısır'ın Sakkara nekropolünde bulunan bu eski Ölüler Kitabı parşömeni, Evil Dead filmlerinde gösterilen kötü şöhretli Necronomicon gibi insan derisiyle ciltlenmiş olmayabilir. Ancak ahiret için tüyler ürpertici bir rehber olarak hizmet ediyor. Ünlü Mısır bilimci Dr. Zahi Havas liderliğindeki uluslararası araştırmacılar, Firavun Teti'nin karısı Kraliçe Neherit'in 4200 yıllık cenaze tapınağında yeni bir antika hazinesi keşfetti. Teti, Mısır'ı M.Ö. 2323 ila 2291 yılları arasında yönetti. Hazinede 50'den fazla ahşap lahit, bir senet masa oyunu, kürekçilerin olduğu bir nehir teknesi, bir Ptah Sokar Osiris heykeli, ahşap maskeler, bir Anubis tapınağı ve eski krallık kraliçesine adanmış bir mezar alanı yer alıyor. Ölülerin alt dünyalarına giden yolları tasvir eden 13 metrelik Ölüler Kitabı Papyrus parşömeni. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Dr. Havas ve meslektaşları uzunlukları 40 ila 45 metre arasında değişen 52 farklı mezar tünelinde yeni krallık dönemine kadar uzanan tabutlar ve çeşitli antikalar keşfetti. Bu derin ve geniş mezarlıklara Mısır'ın eski başkenti Memphis'te rastlanabilir. Bu şanslı keşif, 6. hanedanın ilk kralı Kral Teti'nin piramidini çevreleyen Kraliçe Neherit kültürünü temsil eden cenaze tapınağında birçok sezon süren kazılardan sonra gerçekleşti. Lahitlerin ön anlatısı, antik tanrı duvar resimleri ve kutsal kitaptan parçalarla süslenmişti. Ölü, yakın zamanda ölen kişinin Osiris'in yaşadığı cennete gitmesine yardımcı olduğu söylenen manevi bir kılavuz.
Doktor Havas, kazı 2010 yılında Kral Teti piramidinin yanında bir kraliçe piramidinin bulunmasıyla başladı. Ancak piramidin içinde bize piramidin kime ait olduğunu söyleyecek bir isim bulamadık, dedi. Bu kraliçenin adını daha önce hiç duymamıştım. Bu nedenle bu kraliçe hakkında Mısır tarihine önemli bir eser ekliyoruz. Eski Mısırlıların öbür dünyayı keşfetmek için bir eğitim kılavuzu olarak kullandıkları bir metin olan Ölüler kitabının 17. bölümünü içeren 13 metrelik papirüs, belki de hazinede yer alan en ilgi çekici ögeydi. Üzerinde kutsal tomarın sahibi Pikaef yazılıdır. Aynı ismin ahşap bir tabut ve ölen kişiye hizmet etmek üzere tasarlanmış 4 şapti heykelcikten oluşan bir setin üzerinde yazılı olduğu keşfedildi. Doktor Havas ayrıca bir mezarın içinde ilk kez uzun bir papirüsün keşfedildiğini belirtiyor. Taş tapınak, güneydoğu tarafında kraliçe ve kocasına gönderilen adakların saklandığı 3 kerpiç depodan oluşuyordu. Kraliçenin kültüne ölümden sonra sonsuz ruhunu beslemek ve diriltmek amacıyla yapılan ritüeller ve adakların odak noktası olarak hizmet ediyordu. Bu büyük mezarlık tabutlardan en az 800 yıl öncesine dayanıyor ve bu da onların çok uzun yıllar yaşadığını ortaya koyuyor. Misyonun olağanüstü keşfinin tarihsel önemine katkıda bulunduğu açık ve alanın kökenlerine ilişkin yapbozun başka bir parçasını sağlamış oluyor. Ben Volkan Çelik değerli arkadaşlar. Gizemleri birlikte ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olun, yorumlarınızla eşlik edin ve videomuzu kendi sosyal mecranızda mutlaka paylaşın. Desteğinizi bekliyorum. Hoşçakalın.